Merhaba arkadaşlar, hepiniz Topik sınavının soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle 34. Topik sınavının 1. bölümünde yer alan ilk iki soruyu çözeceğiz. Önce bir kapağımızı inceleyelim. Hangugo, Nunyok, Shihom, yani Korece yeterlilik sınavı anlamına geliyordu şuradaki ifade. Bu önemli. Anlayın yani, baktığınız şeyin ne olduğunu bilin. İngilizceleri de var da hani Koreceyi de bilin. Sonra birinci bölüm demekti zaten şu kısım. Pyohyon ifadeydi. Ohi kelime dağarcığı, mit ve mumbop gramer, sıgı de yazma demekti. Bunları daha önce öğrendiniz. Şimdi de yani bu sınavda şu an yine hala sistemde bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Arkadaşlar bir de size şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada ben 34. sınavı çözüyorum ya şu an. Bir öncekinde 33'ü çözdüm. Bir öncekinde 32'yi çözdüm hatırlıyorum ama 31. sınavı falan çözmedim mesela. Ben yayınlanmış olan sınavların çözümünü yapıyorum. Yayınlanmayanlarınkini tahmin edersiniz ulaşmam imkansız. O yüzden hani 31 yok, acaba yanlış bir video mu yüklendi diye düşünmeyin. Çünkü yayınlanmadığı için ben de soruları çözememişimdir. Yayınlanan tüm sınav sorularını sırasıyla zaten gördüğünüz gibi çözüyorum. Hiçbir şey atlamadan. Siz sadece benim yayınladığım şeyleri sırayla takip edin yeterli. Tamam mı? Bazen çünkü 1-2'yi çözüyorum. Şimdi ilerleyen videolarda direkt 30. soruyu çözdüğümü görebilirsiniz. Ben belli bir şeyin sırasını takip ediyorum kendimce. Siz sadece yayınlanan videoları sıraya göre izleyin. Gerisi sizin sadece çalışmanıza bağlı. Hani sıralar, soru sayıları falan önemli değil. Siz sadece benim attığım sırayı takip ederseniz çok güzel bir şekilde soruların çözümlerini anlayıp kendiniz de soru çözümlerine başarılı olabilirsiniz. Şimdi yine sistem aynı olduğu için Ohi, Mit, Mumbop kısmında 1. ve 30. sorular yer alıyor. İlk 30 soru bunları içeriyor yani. Sorumuza bakalım. İlk 2 soru arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Pogi wa kachi kurimai pogo, boşluk e, almacın gosu kuru kore şipşio. Yani diyor ki örneğe bakıp, pardon örnekle birlikte resme bakıp boşluğa uygun olan şeyi seçiniz diyor. Yine aynı soru. Bir önceki videoda bunu yaptık. Örnekte şapka verilmiş, diyalog verilmiş, kelime verilmiş. Igosu moşimika demiş. Burada siz mojeyi seçeceksiniz, şapkayı. Ve soruyu doğru yapmış olacaksınız. Tebrikler. Size kalp. Şimdi diyaloğa bakalım. Bu birinci sorumuz. Igosu moşimika, boşluk imida. Şimdi resme bakıyorum, çanta görüyorum. Şimdi kelimelerden çantayı bulmaya çalışacağım. Çeksank, çalışma masası. Arkadaşlar, çalışma masası. Burada yon pil, kurşun kalem. Burada kabank, çanta. O zaman cevap ne? Bu olacak. Iyice sandalye. O zaman ne oluyor? Cevabımız 3. Tamam mı? Korece'de şıklarda A, B, C, D yok da 1, 2, 3, 4 var. O zaman 3'ünü şıkkı işaretleyeceksin. Devam edelim. Şimdi burada bir diyalog var. Gördüğünüz gibi ilk soruda bir nesnenin ne olduğunu soruyor. İkinci soruda da bu kişi ne yapıyor tarzında bir soru var. Ama dediğim gibi sınav sistem değiştikçe soruların içeriği değişebilir. Ama gördüğünüz gibi grameri bildiğinizde, kelimeyi bildiğinizde yapamayacağınız şeyler değil. Tamam mı? Teknik yani. Çigim moheyo bangıl nokta nokta. Şimdi adam bakıyoruz bir pastane, fırın gibi bir yerde hamur açıyor. Ekmek dediğine göre burada bu ekmek. Ekmekle ilgili bir şey diyecek. Şimdi soyo. Bu arkadaşlar sıda fiilinin çekimlenmiş hali. Bu sıdayı biliyorsunuz ki kullanmak anlamına da geliyor. Yazmak anlamına da geliyor. Ama burada kullanmak ya da yazmakla ilgili hani ekmeği kullanıyorum ya da ekmeği yazıyorum diyebileceğiz bir durum olmadığı için bunu ediyorum. Çuyo, çoyo, bunu hep çu diye okuyasın geliyor da pardon. Çoyo şey, çudanın zaten şeyi. Burada vermekle ilgili bir şey yok. Mogoyo, ekmeği yiyorum değil, bakın resme uygun bir şey seçeceksiniz. Burada yapmakla ilgili bir şey var gördüğünüz gibi. Hani ağzını elini götürüyor olsa tamam diyeceğim ama bu da değil. Mandroyo, bu neydi? Belli malzemeler, bir şeyler kullanarak bir şey ortaya koymak, yani yapmak anlamında mandıldaydı. Bir de hada vardı ya, ama hadanın zaten gördüğünüz gibi sukçe hada, unlong hada gibi. O daha çok böyle fiillerle kullanılan bir yapmak fiiliydi. Bu ise belli malzemeleri kullanarak bir şeyler yapmak anlamında kullanılıyordu. Bunun farkını daha önce bir yerde açıklamıştım. İşte bu o zaman ben
Bunun olacağını düşünüyorum. Cevabı bakalım. Gördüğünüz gibi doğru. Yani adam ne yapıyormuş? Bangı mandıroyo. Yani ekmek yapıyorum demiş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.